Barım Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı bu sene, yani YKS 2021'de. Bir de bir video çekelim istedik. Tüm konuları ciddiye almam lazım. Yani ÖSYM'i hiç beklemediğim anda bir yerden pat diye vuruyor. Ya arkadaş, bunun soru bankasıyla, balık yağıyla değil de masanın üzerinde dirsek çürütmeyle alakası var. Zamanlamayı ayarlayarak çoğu şeyi yapabilirsin ama bunu kısıtlaman lazım yani. Önemli bir sınav var sonuç olarak. Öğrenciler soruyor ya işte, bu netten bu nete nasıl çıkacağım diye. Bir ayda nasıl çıkacağım? Bir de öyle şeyler soralım sana. Ders çalışıyordum, Ertan Hoca vardı. Yemek geliyor, açıyorum ekrandan, Ertan Hoca izlemeye devam ediyorum. Barım merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Kısaca seni tanıyalım. Barım'ın ismini tabii ki. Ya hocam böyle olmadı. Nasıl devam edersin? Barım Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı bu sene, yani YKS 2021'de. Bizim öğrencimiz diyeyim, eski, çok eski yemedin ama. Aynen. Aynı zamanda da sıkı bir takipçi diyebiliriz. Ankara'ya geldiğinde de kendisiyle görüşmeye devam ettik. Bugün tanışma fırsatı bulduk, aynen, sohbet ettik. Bir de bir video çekelim istedik. Yani sonuçta şanındandır. Hacettepe Tıp kazanmışsın. Sadece aldığın sonuç değil ama işte çalışma dönemin, yaptıkların. Konuşalım, arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Aynen hocam. Ya önemli olan aslında sonuç değil de bana kattıklarınız diyebilirim. Yani. Bence daha iyi duruyor. Hani böyle nasıl desem. Şimdi merak ettim ben. Ne kattım? Ya bilmiyorum. Fizik konusunda gerçekten hani çok fazla fiziğe karşı bir ihlam mı oldu? Hani bazen diyorum ki olmadı bir fizik mühendisliği yazarım. Hani bunu yermek gibi oluyor ama aslında değil. Tıp olmazsa da hani böyle yapabileceğim başka bir meslek bulurum kendime. O tarzda yaklaşıyordum çünkü Ertan Hoca sayesinde. Hani biraz daha fiziğe karşı bakış açım değişti ve bu hoştu yani. Şimdi sanayiye gittiğinde sen neden anlam birader? Şey fizikten anlıyorum. Tamam gel. Bu sizin sohbet videonuz zaten az önce konuştuğumuz gibi hani. Bizim sohbet videolarımız nedir? Bana bir çok, anlatır mısın? Çok fazla. Bana WhatsApp'tan da yazmışsın. Ben o sırada tam anlayamamış. Yani anlayabiliyorum. Yani ders konuşmadığımız videolar. Aha, evet. Sohbet videosu. Aynen. Bence öyle. Çok az var ya ama sohbet videosu. Aynen gibi. Yani ders konuşmadığımızda da rehberlik tarzı şeyler konuşuyoruz ya. Sınava hazırlık. Aha. İşte yapılan yanlışlar, doğrular. Yok onun ya, dışındakiler o, mi? Onun dışındakiler. O hiç dersle alakası olmayan. Mesela Rıdvan'la. ODTÜ sohbetleri. Şey Rıdvan abiyle. Hoş güzel video vardı mesela. Onları takip ediyordum. Mesela ders çalışıyordum. Ertan Hoca vardı. Karşımda yine. Yemek yiyeceğim böyle. Yemek geliyor. Açıyorum ekrandan. Ertan Hoca izlemeye devam ediyorum ama farklı bir sohbet muhabbet videosunda. Yemekten önce ders, aynen, yemek sırasında da sohbet mi? Aynen öyleydi. O zaman bu, öyleydi yani. Bu bize bir şey oldu, mesaj oldu. Biz ara sıra çekelim. Hedefi yüksek olan ama henüz o noktaya gelmemiş arkadaşlara tavsiyen ne olur? Bu sene almış seti çalışıyor, ona ne dersin? Benim aklıma gelen şeylerden bir tanesi şu olurdu. Kesinlikle öyle arka arka videoları izleme. Hani mutlaka oradaki soruları kendin çöz derdim. Bunu ben zaten eğitimde de söylüyorum. Bu benim herkese söylediğim bir şey. Senin ekstra görüp ya şuna çok dikkat et dediğin şeyler var mı? Ya, bu sene girecek olan arkadaşlara tek önerim ya benim. Odağınız sadece sınav olsun. Yani böyle arkadaşım arıyordu. Hadi dışarı çıkalım falan filan diye. Tamam abi şunu bitirip geliyorum. Bunu yapabilirsin. Dışarı gene çıktım. Ben bir şey değişmedi hani. Zamanlamayı ayarlayarak. Evet, zamanlamayı ayarlayarak çoğu şeyi yapabilirsin ama bunu kısıtlaman lazım yani. Önemli bir sınav var sonuç olarak. Evet evet. Ya bir şeyleri yönetiyor olman lazım. Aynen öyle. Yani böyle olay akışında ilerleyip sen sadece şu an canın bunu istedileri yaparsan, canının istemesi gereken şeyleri organize etmezsen, aslında şu da insanın canını istemesini sağlıyor. Sen güzel bir plan ortaya koyup kafanda, evet, onu uyguladığında da zaten mutlu oluyorsun ya. Mesela bugün yapman gereken çalışmayı tamamladıktan sonra bir film izlemek, dizi izlemek. Aynen. Çok daha keyifli. Şu açıdan da keyifli. Gece de rahat uyuyorsun. Sabah da rahat uyanıyorsun. Sonraki gününde rahat geçiyor. Aynen öyle. Mesela şey vardır ya tatil dönemlerinin mesela. İlk günleri çok motivesindir falan. Aynen. Tatilin sonuna doğru bir karamsarlık başlar şey gibi. İşte 15 günlük bir tatil olsun. 10 gün hiçbir şey yapmadım. Hani bomboş geçti. O 5 günde rezil olur. Yani. Olay bittiğinde tatilin rezil olmuş olur. Dinlenememiş olursun mental, evet, olarak. Aynen. Dinleneceksem dinleneceğim. Çalışacaksam çalışacağım yani. Arkadaşlara tavsiyen konuyu ciddiye alsınlar. Gündemlerini tabii alsınlar. Tüm konuları ciddiye almalı lazım. Çünkü hani ÖSYM'i hiç beklemediğin anda bir yerden pat diye vuruyor. Ya ben bu konuyu bitirdim. O zaman bu konu beni nereden vurabilir? 5 tane parça var. Ben bu 4 parçayı hallettim ama bu parça eksik kaldı. Buradan bir soru gelirse ben bunu yanlış yaparım. Nasıl tespit ediyorsun o parçayı? Onu mesela anlatalım. Mesela ya, şu an 11. sınıf olanlar için vesaire bunlar çok önemli şeyler. Ya da 12'de olanlar, hedefi yüksek olanlar için. Ya mesela o konu hakkında daha önce karşılaşmadığın bir soru gördüğün zaman yapamıyorsundur zaten. Ya burada ne demek istiyor acaba diye düşündüğün sorularda aslında bir tık orada bir eksik oluyor her zaman yani. Bence var mı aklında bir örnek? Kitap ismi söyleyeceğim ama. Olur olur tabii. Buyur. MF kazanım ayeti fizik kitabındaki sorulardaki sen o konudaki hepsini doğru yapıyorsan mesela atıyorum bence o konu olmuştur ama onunla böyle ya burada ne demek istiyor acaba diye düşünüyorsan sen o konuda bir eksiğin vardır ve ÖSYM seni oradan vurabilir. Mesela sen zorlayıcı bir kaynaktan bahsettin. Evet. Herkes o kaynağı çözmemeli bence. Aynen, onu da şöyle söyleyelim. Benim hedefim ne? İlk soru bankasını çözmek. O ilk soru bankası orta seviye bir kaynak olsun. Evet. Ben orada 10 soruluk bir testte 3 soruyu kaçırıyor olacağım. O 3 soru bana
aslında benim eksik olduğum şeyi söyleyecek. Mesela ben bir yerde bir eksiğim olduğunu buldum. Ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun? Aslında insan kendi kendine anlıyor biraz daha. Nerede eksik olduğunu ben bakınca gülümsersin yani. Benim mesleği sıralamam kötüydü biraz. Çünkü kimyada tepkimeler sorusu falan vardı sanırım. Metallerin tepkimesi falan filan. Oradan soru çıkarsa yanlış yapacağım dedim. Onu hissettim ve hani bir baktım böyle gülümsedim soruya ve çıktı karşıma yani. Ve ondan sonrasında açtım abi dedim sen bunu öğreneceksin. Sonra da kendini nasıl test ettin? Ne dedim ben bunu bitirdim demek için? Yani denemelerde yaptığım zaman tadım tamam olmuş bu sefer. Oldu yani. O aşamaya gelene kadar da soru bankalarını taradın herhalde. Ya evet tabii ki. Yani yapman gerekiyor zaten. Sen işin... Sonra da konu kapandı mı senin için? Benim için kapandı yani. Belki de MSU'yu senin için o konuda... Aynen, güzel bir ders olur. Güzel bir ders olur. Sen bak fen lisesi öğrencisisin. Sen daha iyi bilirsin. Etrafında çok yoğun deneme çözen insanlar vardır. Ve onlar sırf deneme çözerek bile ciddi net yükseltirler. Ama burada ayrımı koymak gerekiyor. Konu eksikleri çok ciddi olan öğrenciler için bu çok iyi bir şey değil. Ama konuları böyle tamamlanmaya yaklaşmış. Sayısal örnek verelim. TYT neti 120 üzerinden 90'a yaklaşmış bir öğrenci. Konuları neredeyse birçoğunu bitirmiştir. Evet. O böyle deneme çözdükçe orada kaçırdığı sorular böyle beynine çakılmaya başlar. Bu Lozan Barış Anlaşması ile ilgili bir sosyal bilgiler sorusu da olabilir. Matematikte sürekli ıskaladığı bir konu da olabilir. Bir süre sonra o eksikler yok olmaya başlıyor. Öğrenciler soruyor ya işte bu netten bu nete nasıl çıkacağım diye. Bir ayda nasıl çıkarım? Bir de öyle şeyler soralım sana. Takıldığın net aralığı var mıydı? Bir üst seviyeye çıktın mı? O esnada ne oldu? Şöyle anlatayım hocam. İşte 95-105 arası böyle hani TYT. Öyle bir şeydir ki hani 105'in üstüne çıkmanız biraz daha zordur. Oradan sonrası bence tamamen psikolojik. Benim geçen sene son töderimde mesela yengemde de işte eczacı o da. İlaç falan mı kullansan? Hani acaba vitamin amaçlı? Gerçi vitaminler ilaç değil de. Balık hapı aldık. Dedim balık hapını atayım bakayım dedim. Ya işte ertesi gün bir şöyle balık girdim. Yağ sponsorumuz olsaydı. Evet. Altta kayıyor böyle. Denemelerden önce. Aynen. Attım balık yağını. Attım. Attım işte. Yapıştırdın mı? Aynen yapıştırdım. Ertesi gün girdik sınava abi. Böyle o kadar odaklıyım ki yani. Sadece sınava bakıyorum. Hani böyle hiçbir şey dikkatimi dağıtmıyor. Ama ben bu işin psikolojisi yani. Yok balık yağı öyle. Seni uçuracak bir şey de yani. Bu balık yağını aldım kesin 120 net ya falan değil. Ondan sonra cevap anahtarları geldi. Böyle zaten Telegram'da dolaşıyor ya bu cevap anahtarları. Lan bir kontrol ettim. 118-75 yazıyor. Lan nasıl olabilir bu oluyorum böyle? Ya ben mi yaptım? Bu birazcık saygısızlık oluyor yani. Ben mi yaptım? Ben yaptım tabii yani. Birazcık kolaydı tabii sınav da. Türkiye'de de 5. olmuşsun. Bu tamamen psikolojikmiş dedim yani. Şimdi yani. Ufak bir detay söyleyeceğim orada dikkatimi çeken. Böyle bir sonuç alıyorsun ve şöyle demiyorsun. Bu çok güzel ve gerçekçi bir şey. Balık yağı sayesinde yaptım. Çünkü neden? Bahsettiğin şey 120 soruda 119 doğru yapıp bir tane yanlış yapmak. 120 sorunun 119'una doğru yanıt verecek düzeyde kendini geliştirmişsin, çalışmışsın. Her birini başlık başlık sıfatından zamirinden kümelerine kadar. Ne varsa. Bunların hepsine çalışmışsın. Dolayısıyla hani şunu biliyorsun. Yani tamam balık yağı bana yardımcı olmuş olabilir tabii ki ama atıyorum hangisi bir fiilimsidir dediği zaman yani balık yağının falan balık bir faydası yok yani işte oradaki aynen. Çalışma. Şöyle bir detay var. Çalışmaya henüz başlamamış ya da bu ders çalışma işinin içine tam girmemiş insanlar da kullanacağı ilaca, satın alacağı soru bankasına olan inanç daha farklı oluyor. Yani gerçek dışı bir beklenti oluşuyor orada. Biraz daha kendi emeğiyle, çabasıyla o sonucu elde etmiş insan da görüyor ki ya arkadaş bunun soru bankasıyla balık yağıyla değil de masanın üzerinde dirsek çürütmeyle alakası var. Orada geçirdiğim dakikalarla, arkadaşım aradığında gitmemelerle. Ya her seferinde gitmemeyle. Ya canım sıkıldı hadi masadan kalkayım dediğinde kalkmadığında. Bunlarla alakası var. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Şu çok normal bir şey. Sen 105 yaparken bir gün 118-75 yaparsan bir gün sonra da geri dönüp tekrar 105 yapabilirsin. Bu çok normal bir şey. Daha kötü de yapabilirsin. Zaten yani. Onları anlat bir de. Şey sorusu vardır böyle. Hani bakarsın aşağıda yorumlara falan. Adam sana sormuş. Geçen sene bu aylarda netim kaçtı. Ne yapacağım şimdi ben yani neye göre netim kaçtı benim tam olarak? Hani benim o zaman şimdi diyeceğim ki ben dilenimi çok zordu hani atıyorum. Onda 80 civarı yapmışım. Abi 80 ile 118-75 arasıydı. Arada böyle bir fark var şimdi. Ne yapacaksın? Yani. Peki desem, mesela sonraki denemelerde kaç yaptın? Bu seni nasıl etkiledi? Değişti ya hep böyle 95 oldu, 105 oldu, 108 oldu. 95 yapınca ne hissettin? 95. Balık yağı eksik. Ya bu sefer düzgün içememişim herhalde onları. Bilmiyorum ondan sonrası zaten o sınavdan sonra böyle acayip bir şey oldu bana. Hani dedim ben yapabiliyorum ama ya yapamazsam bir daha. Bu da psikolojik yani. TYT biraz daha bence onun savaşı. Başka bir şey değil yani.
benim kuzenim var. Onun için dijital kaynak kullanmak mesela bir sürü parametreden ötürü doğru değil, yararlı değil. Kimler için mesela faydalı olabilir? Kendi kendine disiplin yapabilen bir öğrenci için çok rahat olabilir. Mesela hani Ali Eren demişti, abi dershaneye niye gidiyoruz ki? Dershanesi var ama çocuk dershaneye gitmedi. Türkiye bilgisi mi oldu? Dershaneye bir katkısı olmadı yani ona. Mesela Şafak da dedi, dershaneye niye gidiyoruz ki? Vaktimiz gidiyor. Hani öğrenmemiz gereken bir şey varsa Ali Eren bunu yapmıyor zaten, biliyordu her şeyi. Ama o derece duruma göre değişir. Bu videoyu izleyen insanlar kendi durumlarına göre yormazlar. Dershane bana faydalı mı faydasız mı sorusuna bir gün git gel akşam cevap ver kendine. Yani bugün ben ne aldım, ne kattı bana? Yani buna göre karar vermen gereken bir şey. Ya da izlediğim bir video için de böyle. Ama bazen öğrenciler bu soruyu dışarıya havale ediyorlar. Mesela bana soruyor, hocam sizce dershane faydalı mı? Hangi dershane? Nerede? Hangi hocalar var? Bir de şöyle olabilir, 5 tane hoca vardır orada. İkisinden çok verim alıyorsundur, üçünden almıyorsundur. Yani üçünün dersi boşa gidiyordur mesela. O zaman o üçününkine dersine, yani yapabiliyor musun bilmiyorum, girme. İkisine gir, üçünün YouTube'da çok iyi hocalar vardır. Onlardan yani iyi anlıyorsundur. Git onlardan çalış. Fayda neredeyse onun peşinde koş. Sen bir de bireysel çalışmaya çok yöneldiğin için evet. Bir programa dahil olmak seni o yönüyle de yoruyor. Aynen öyle. Saati günü var ve o gün orada işleyecek konu senin programındaki konu değil. Mesela senin gündeminde çembersi hareket var ama orada sana basit harmonik hareket anlatılıyor. Ya işte mesela onu biraz daha eşleştirmeye çalışıyorsun tabii ki. Yani öyle olması lazım. Ha, dershaneye gidiyorsan abi seninle sonuna kadar yapabilecek miyim? Dershane böyle gideceğiz ama hani bu yolun sonu nerede bitiyor? Ben bunları ne zaman bitiyorum? Konular ne zaman bitecek? Hani o planlama bir görün. Yani eğer dershaneye gidecekseniz bence görün. Evet. Ben zaten hep söylüyorum onu. Yani ipler sizin elinizde olsun. Siz şöyle düşünmeyin. Ben bütün yıl boyunca dershaneye gidersem zaten bu iş olur. İşte konularım biter, yetişir. Böyle bir şey yok. Onun yerine sen bak duruma, sen söyle. De ki böyle gidiyor dershane. Ben de buna böyle ayak uyduruyorum. İşte bunun netlerimde, sınav sonuçlarında da karşılığını böyle alıyorum. Dolayısıyla bu şekilde böyle iyiye gidecek. Yani ya da gitmeyecek. Ama sonuca bakarak, yani bir referans noktası arıyorsan kendine. Bir, bugün ben ne öğrendim? Ya da bu hafta ya da bu ay. İki, bunlar öğrenmişim ya, sonuçlara ne kadar yansıyor? Şimdi senin seviyen için çok belki gerçekçi olmayan bir şey ama çok fazla şöyle şeyler duyuyorum. Hocam bütün konuları bitirdim ama soruda zorlanıyorum. Senin gözünde konuları bitiren bir öğrenci, konuları bitirdim ama soruda zorlanıyorum diyorsa sence eksik nerededir bu? Hangi soruda zorlanıyorum? Bence yok, genel yani, olarak soru çözemiyorum. O zaman bitirmemiştik konuyu. Evet, ben de cevap bunu ısrarla anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir konu bitirme şekli yok. Konu bitirmek zaten bu demek. Konu bitirme kavramını yeniden tanımlamak gerekiyor. Yani aynen, şöyle de değil yani, soru bankası falan da değil sadece. Sen konuyu bitirirken bazı şeyler senin için eksik kalır. Bir de gidersin ekstradan soru çözersin. Ya işte. Yani en basitinden bir limit sorusu çözerken bile orada bir soru vardır. Güç bela çözersin soruyu. O soru bankasında ondan ikinci, üçüncü, dördüncü örnek yoktur. Hani örnekler çeşitleniyor ya, farklı gidiyordur. Sırf orada bile dersin ya, şu ilk sorunun aynısından bu soru bankasında yok. Hani ben bunu zaten güç bela çözdüm. Bari 3-4 tane de başka soru bankalarından bulayım bu sorunun aynısından. Öyle olur gibi geliyor bana. Yoksa ben o soru bankasını bitirince de o konu kapanmayabilir. Aynen, orada bir örnek var ondan sadece. İşte biraz daha biz bunu üst seviyeye taşıyorduk. Hani mesela türevle ilgili belgesel videosu. Şafak atmıştı bana işte. Kare çiziyorsunuz hocam böyle. Bir kenarına X. X diyorsunuz yani. Kare mi diyor mesela, hani birim bile değil. Hani DX kadar bir genişletildiğinde alanının DX kare. 2X. DX kadar genişlediğini. Mesela türevini aldım. Mesela bu videoyu gördüm. Eğer sen konuyu bitirdim diyorsan böyle videolar izleyebiliyorsun. Videoyu bence animasyonu bulup koyalım. İşte bunu X küpe yapıyor. İşte hacmini bir birim arttırın. Bir birim değil işte, pardon. Orada da üst yüzey alanından işte X kare kadar, buradan x kare kadar, oradan x kare kadar, toplam 3x kare kadar alanının arttığını söylüyor. Abi ben konuyu kesiyorum. Konuğumuz var. Konuğumuzla devam edeceğiz. Ya. Abi ben konukla konuşuyorum zaten. Ben seninle konuşmuyorum ki. Tıp okuma konusunda çok mu nettin? Evet. En başından beri mi nettin? Sınav sonucunu eline aldığında da başka alternatif düşündün mü? Yok. Nasıl netleştin? Benim amcam zaten Çukur Üniversitesi'nde tıp fakültesinde doçent. Bizim ailede birazcık daha sağlık alanı önemlidir. Yengem eczacı, ablam eczacılık okuyor. Amcam aile de önemli. Aile zorladı beni. Bizde de tam tersi. Ailede sağlıkçılar var. Biz olmadık hiç. Ben bir ara endüstri mühendisliğine de kaymıştım. O Şafak'la birlikte biz ortaokulda da aynı sınıftaydık. TÜBİTAK projemiz vardı işte bizim. Klima motorunu böyle hani o dönem performansından bir enerji üretsek de oradan bir tasarruf etsek acaba. Ya bu tamamen endüstri mühendisliği işi. Hani orada bir şeylerden tasarruf etme amacıyla. Öyle bir şey olmayı düşünüyordum aslında. O da olabilir demiştim. Ama yok yani. Benim en başından beri hedefim tıptı. Ve o proje kabul edilmedi TÜBİTAK'a. Kabul edilen bir proje vardı. Onu da söylemek istiyorum. Yazının ağırlığı var mıdır deneyi. Yazının ağırlığı. Aynen öyle. Kurşun kalemle boyuyorsun. Kağıdı tekrar ölçüyorsun işte. Var mıdır? Bu kabul mü edildi? Bu kabul edildi. Bizimki edilmedi. Barım hayata karşı dolu. Top dolu da bir genç. Hangi hayat hocam?
doktor olmak mı yoksa işte akademik olarak tıpla ilgilenmek mi? Hangisi daha böyle cezbedici senin için? Ya ben hani akademik alanda ilerlemeyi düşünüyorum. Dünya adına iyi bir şeyler yapmak güzel bir şey ve hani şu anda da zaten en önemli şey aşı mevzuları falan. Hani o konu hakkında çalışmak, bilim insanı olmak. İdeallerim, hedeflerim var diyorsun. Aynen öyle. Yani gayet Aziz Sancar mesela. Adam hardcore tıpçı. Yok hocam. İnsanlığı kurtarmaya kendisini adamış. 3 sene sonra video falan atıyorum. Tıpı hala bırakamadım diye. O zaman bu videonun da sponsoru olan hani böyle bakayım mı hocam? Sürekli değişik sponsor alıyormuşuz gibi bu sefer yeni ürün sponsor olsun. TYT'de mesela set eski ürün oldu artık. Hocam şey ya bu şimdi videonun konusu ne olacak şimdi? Başlığı ne olacak mesela? Bir sürü şey konuştuk da. Bakarız. Barımla buram buram Anadolu yani. Mesela bu soru eski soru. Aynen eski sorular var. Direkt hatırlarsın. Benim. Zaten böyle yeni ve yenilenmiş 30 civarında soru var. Güzellikle. Şurada. Ver bak sana yeni soru. Ben sorunun yerini bile hatırlıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bir soruda Ertan yazıyorsa o soruyu Ertan yazmamıştır. Ya Tolga ya Uğur Hocam yazmıştır. O soruda Uğur Hocam'ın mıydı acaba? Güzel ya, hoş bence. Ama bir tık üst seviye oluyor diyebilirim ya. Peki geçen sene bizimle çalışmış bir öğrenci olarak bu seneyi şöyle bir incele. Dersler zaten içerik olarak hani bazı dersler zaten hiç değişmedi. Yeni eklenen dersler vesaire var. Kitap kapakları, görselleri değişti. Hoş. Bence valla böyle hani nasıl desem ben o kartlar çıkıyordu sanırım. Aynen. Evet. Mesela onlara öyle astım hala duruyor ya. Bu hoş duruyor. Öğrencilere giden yani. Halinde bunda da oluyor. Bir de şey var böyle. Bu konuların hepsini takip edebilmesi için genel hakimiyet düzeyini algılayabilmesi için hazırlanmış böyle bir program var. Bunun web sayfası da var. Detaylı olarak öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğini anlatıyoruz. Biz de aslında böyle senin gibi konuştuğumuz öğrencilerden elde ettiğimiz tecrübelerle o kısmı geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bir öğrencinin kendi başına nasıl çalışabileceği, bu işe ne kadar süre ayırabileceği, nasıl yaparsa verim alabileceği üzerine kafa yoruyoruz. Ya bence zaten ben açık lise mezunu olduğum için biraz. Açık lise mezunu olduğum için kendim çalışmayı bildiğimden dolayı bir tık daha hani sizle çalışmış olabilirim. Veyahut da YouTube üzerinden daha çok çalışmış olabilirim. Açık liseyle ilgili sorular gelecektir. Büyük onları da videoyu takip edersin diye tahmin ediyorum. Aynen. Orada yorumlarda şey yani, cevaplarsın. Alttan benim kanala abone olabilirsiniz falan böyle. Peki Barım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza renk kattın. Artık yemek yerken bir ara bu videoyu izlersin. Belki işte birkaç sene sonra seni tekrar bekleriz. Bakalım neler anlatacaksın. Aynen, neler değişmiş. Neler söyleyeceksin, neler değişmiş. Öyle bir before and after yapabiliriz. Hocam. Peki çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz.